Merhaba arkadaşlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Odası açıkladı. Bunun hakkında bilgi vereceğim. İnsanlar. Öğretim elemanlarımızı uzakta öğretim ile verdiği dersler kayıt altına alınmasına ve ders programlarını belirten saatlerde canlı ders katılmaya öğrenci bu derslerin sistem üzerinde mağazaya bildirerek tekrar izleyebilmelerini sağlamasına, kampüsümüzü öğrencilerimizin kullanmasına açık olmasına, kütüphane, laboratuvar ve internet altyapısının kontrollü bir şekilde kullanılmasını sağlanmasına, öğretim elemanları ile çevrim içi görüşme saatleri ek olarak akademik birim yöneticileri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınarak öğrencilerin ilgili öğretim elemanları önceden iletişime geçerek yüz yüze görüşebilmelerine de olanak sağlamasına, salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitime devam etmek istemeyen öğrencinin kayıt dondurma aklarına yer almasına, tıp fakültesi 1-2-3 sınıfların laboratuvar uygulama, meslekler, beceriler gibi ve benzeri gibi uygulama eğitimleri yüzde olarak 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlamasına, kalan dersleri ise uzaktan olarak devam etmelerine, 4 ve 5. sınıflara ise yalnızca klinik pratik eğitim ve uygulamalarına küçük gruplar halinde 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yüzde eğitime başlamalarına, kalan dersleri ise uzaktan olarak devam etmelerine, diş hekimliği fakültesi 1. sınıfların uzaktan eğitim ile 2, 3, 4 ve 5. sınıfların ile mesleki zorunlu dersler uygulamaları yüzde eğitim, diğer derslerin uzaktan eğitim ile verilmesine, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde teorik dersler uzaktan eğitim uygulamaları dersler yüzde eğitim şeklinde 2 ve 3. sınıflar bahar dönemini ile ilk 6 haftası uzaktan eğitim, diğer 8 haftası uygulamaları yüzde eğitim şeklinde 4. sınıflar yüzde eğitime devam edilmesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4. ay 19 ile 5. ay 7 tarihleri arasında 1 ve 2. sınıftan yüzde eğitim, 5. ay 17 ile 6. ay 4 tarihleri arasında 3. sınıftan yüzde eğitim, 4. sınıflar ise yüzde eğitimlerini devamlarına, Denizli Sağlık Hizmetleri Mesleği Yüksekokulu 2. sınıflar için çocuk gelişimi bölümü hariç 7 program yüzde eğitim, 1. sınıflar ise uzaktan eğitim şeklinde devam etmelerine, Spor Bilimleri Fakültesi teorik ağırlıklı bölümler ve uygulama ağırlıklı bölümler teorik dersler uzakta eğitimde uygulamalı derslerin ise 29 Mart 2021 tarihinde itibaren yüzde eğitim şeklinde verilmesine, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde yer alan teorik derslerin uzakta eğitimde uygulamalı derslerin ise yüzde eğitimde verilmesine, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Fizik ve Kimya bölümleri 19 Nisan 4 Haziran tarihleri arasında uygulamalı eğitimde yüz yüze eğitim verilmesine, teorik derste ise uzakta eğitimde verilmesine, Mühendislik Teknoloji Fakültesi teorik olarak verilen derslerin uzakta eğitimde uygulamalı ağırlıklı bölümler uygulamalı derslerin koşullara uygun olarak yüz yüze şeklinde verilmesine, Turizm Fakültesi, İletişim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Uygulama Bilimleri Yüksekokulu, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Yabancı Dilleri Yüksekokulu eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde devam etmelerine, Honaz Meslek Yüksekokulu, Acıbayan Meslek Yüksekokulu, Çameli Meslek Yüksekokulu, Buldan Meslek Yüksekokulu, Tavas Meslek Yüksekokulu, Bekirli Meslek Yüksekokulu, Kale Meslek Yüksekokulu, Denizli Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Çan Meslek Yüksekokulu, Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çivilik Atasay Kemal Meslek Yüksekokulu, Bozkurt Meslek Yüksekokulu, Sarayköy Meslek Yüksekokulu, Selinhisar ve Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu uzakta eğitim şeklinde devam etmelerine, üniversitemiz enstitüleri ana bilim dalları imkanları göz önünde bulundurarak belirtilen ilkeler çerçevesinde lisans dersinin eğitim şekilleri enstitü kurul kararları ile ders bazında planlanmasına, pandeminin seyrine göre tüm akademik birimler eğitim şeklinin ilerleyen süreçte tekrar gözden geçirileceğine, ders devam takip sürecini pandemi koşuluna dikkate alınarak akademik birimler kurar kararlarına belirlemesine, bu anlamda tüm kararlar pandemi sürecinde değişen parametrelere veya Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Denizli Valiliği devletin diğer üst makamlara alacağı bağlayıcı kararlara göre değişebilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Pamukkale Üniversitesi'nin eğitim modeline çok ayrıntılı bir şekilde değindik. Bizim aldığımız bu okuduğumuz sayfaların hepsi Pamukkale Üniversitesi'nin duyuru kısmında mevcuttur. İsteyen arkadaşlarımız oradan da okuyabilir. Siz de Pamukkale Üniversitesi gibi üniversitenizde eğitim modelini görmek istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında yorumunuz varsa belirtin. Takipte kalmaz dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.